Sultan Hüdayi Hazretleri, onun bereketi yani Müslüman olmuş olan hanımızı da buraya çekmiş, huzurunda ona şahitlik yaparak da imanını izah etmiştir. Ya Rabbena lekel hamd, hamden daimen ma huludi. Cenab-ı Allah'a ezelden ebede hamdü sena ederiz. Bize iman ve İslam'ı nasip olmuş. Cenab-ı Hak mutlak adaletin sahibidir. Ve lütfu keremiyle hudut içerisine girmez. Yani Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanı da sonsuzdur. Binaenaleyh lütfu kereminin tecellisi olarak Cenab-ı Hak lütfunu bir kimselere hasredip ötekilerin mahrum edici değildir. Binaenaleyh iman Cenab-ı Allah'ın kullarına karşılıksız ihsanıdır. Zaten Cenab-ı Mevla karşılıkla bir şey vermiyor. Öyleyse Cenab-ı Hak ilahi adaletiyle sonsuz lütfu keremiyle imanı bütün insanlara bahşetmiş. Kendisine iman verilmeyen, bahşolmayan hiçbir insan yoktur. Onun içindir ki iman vehbidir, kesbi değildir. Sen zannetme ki senin gayretinden dolayı sen mümin oldun, sen kazandın bu imanı diyerekten zannetme. İman fıtri ve vehbidir. Doğarken her doğan mümin doğar. Zaten doğacak zamanında bir çocuk Cenab-ı Allah iki melaike gönderir. O iki melek vakti gelen, doğmaya vakti gelen yavruyu dünyaya çıkarmak için hazır olur. Bir melek onu tutup çıkartmak için hareket ettiğinde o çocuk öte tarafa kayar. O o yavru hakikati görebiliyor. Ruh için yaş meselesi mevzu bahis değildir. Sende anlayan, gören, bilen, hisseden ruhtur. Ana karnındaki cenine ruh geldiği vakitte ruhla melekut arası aydınlıktır. Seyredebiliyor. Melekut alemini seyreder. O çocuk zaten dünyanın hakikatinden da bilir. Ana karnındaki yavrunun dünyanın hakikatına vukufu vardır. Bakar. O ana karnındaki günlerini hasretle bekler ve ana karnından dünya alemine çıkmayı sevmez. Dünyanın dar-ı bela ve dar-ı iptila olduğundan haberdardır. Bu tarafa kayar, o tarafa kayar. O melek tutmak ister, ondan kaçar. Öteki melek tutmak ister, buraya kaçar. O hareketinden dolayı anaya sancılanması ondan ileri gelir demişler. Melekuttan enen ilimde bu böyle beyan edilir. Doğum sancısının manası o olduğu bildirilmiştir. Otur dolaş. O melaike neticede iki melek aciz kalıp ya Rabbena senin abdin bize itaat edip dünyaya doğmak istemiyor. Arş-ı Rahman'a teveccüh ettiklerinde Cenab-ı Hak'tan o kula bir tecelli vaki olur. O ilahi tecellinin karşısında hemen secdeye kapanır. Secdeye kapandığı halinde, secde halinde doğar zaten. İşin doğrusu budur. Lakin ne yapalım? Şimdi Ayş herhalde Yakup Aleyhisselam'ın ve kardeşi olan bir kimse vardı. İsmi herhalde ismidir. Onun gibi bir isim sahibi o anasının karnını yırtıp da çıkmış. Şimdi o mezhep üzerine, o meslekte herkes doğrudan doğuma dayanmıyor. Efendim sancıya dayanmıyor. Hekimler de der ki yahu bu ölecek, binaenaleyh bunu yarıp alalım. İsa peygamber gibi böyle ana karnından efendim Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği yoldan değil de o yolun dışında çıkıyor evlatlar. O da anaların sabırsızlığından, hekimlerin hakeza daha beter sabırsızlıklarından, hekimler de zannediyor ki o çocuk doğmayacak, kala sakallı bıyıklı çıkacak anasının karnından. malik olup çıkacak. Günü tayin edilmiştir. Vakti saati gelecek, dünyaya doğsun. Evet. O Rabbisine secde eder, dünyaya doğar. Demek ki o ruh Rabbisini tanıyor. Mümin olaraktandır manası o. Her doğan mevlud fıtrat-ı İslam üzerinde doğar. Peki ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra anasına babasına tabi olup onların üzerine tayin olunan bekçileri, Hristiyan ise Hristiyan yapmaya, asli boyanın üzerine Hristiyan boyasını sürmeye uğraşıyor onlar. Yahudiler ise Yahudilik boyasını sürmeyi istiyor. Efendim, başka ateşe tapansa kendi boyasını sürmeye kalkıyor. O çocuklar netice itibariyle hayatta ana babalarının kendilerini boyadıkları boyayla o surette görünüyorlar. Lakin Sibgatullah, Cenab-ı Hakk'ın boyasını yenecek boya değildir. Asli boya. Üzerine o eğreti tutmaz boya olur bazı basmalarda. Suyu görünce hemen kaybolup gidiyor gibi. O ana babaları Hristiyan yapar, Yahudi yapar, dinsiz yapar, imansız yapar kendilerine göre. Lakin Cenab-ı Hakk'ın bahşişi olan asli imana dokunacak kimse yok. Binaenaleyh herkes ilahi lütuftan nasibini alır ve almaktadır. Gerçi ilahi hikmet bazılarının imanını izhar etmelerine izin verir, bazılarının vermez. O da ilahi hikmettir. Ona da sen karışma. Kimse hakkında terazi koyma. Mizan sahibi Cenab-ı Hak. Senin üzerine vazife değildir. Benim kullarımın amellerini tartmak ve değerlendirmesi benimdir diyor Cenab-ı Allah. Size teraziyi vermedim. Binaenaleyh ben ortak kabul etmem. Bunları muhakeme etmeye ve amellerinin değerini tayin etmeye, ceza veyahut mükafat vermeye, yalnız bana ait olan bir sıfattır bu, size ait değildir, siz kullarsınız. Şimdi bu böyledir. Cenab-ı Allah bu dünyayı insanoğluyla zinetlemiş, insanoğluna mesken olarak tayin etmiştir. Her bir ellerini de bir şan üzerine kılmıştır. Herkesin bu alemde bulunuşunun bir hakikati vardır, bir sırrı vardır, bir hikmeti vardır. Müminin de varlığında hikmet var, kafirin de varlığında hikmet var. Şeytan hikmetsiz yaratılmıştır diyen adamın imanından korkulur. Çünkü Cenab-ı Mevla bize talimen Rabbena ma halekte hâzâ batila işaret buyurulan hakikat bu ayet-i kerimede varlıkta kendisine işaret edilebilen ne varsa, neyi görüyorsanız ki bu, şu, ağaç, insan, hayvan her cinsinden ne varsa yani işaret edebileceği, gösterilebilecek ki varlıkta demek, varlıkta olmayana işaret edilmez. Varlıkta olan ne varsa onu bir tek kelimeyle Cenab-ı Allah ifade buyurmuş. Kur'an-ı Kerim'in efendim veciz ifade, insanları aciz bırakan ifadesiyle. Ey Rabbimiz, sen şunu batıl olarak yaratmadın. Binaenaleyh şeytan da batıl olarak yaratılmış değildir. Batıl da, batılın vücudu da batıl olaraktan değildir. Batılın vücudu da haktır. Çünkü batılın bulunuşu da hikmetlendir. Binaenaleyh ne varsa mevcut olan her şeyde hikmet vardır. Tabi batıl zahiri bir şey değildir. Kendi başına görünsün. Batılı temsil eden kimseler. Musa'nın karşısında Firavun'un bulunması, Firavun batılı temsil etti. Musa aleyhisselam hakkı temsil etti. Binaenaleyh Firavun'un vücudu batılı temsil ederekten bulunuşu bir hikmetlendir. İbrahim aleyhisselam hakkı temsil etmiştir. Karşısında Nemrud'un bulunuşu hikmetlendir. Batıl değil. Batılı temsil etti ama batıl değil. Onun bulunuşu hikmetlendir. Efendimizin karşısında Ebu Cehil bulundu. Batılı temsil etti. Onun bulunuşu hikmetlendir. Ve Adem Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana dünya üzerinde hakkı temsil edenler ile batılı temsil edenler daima karşı karşıya bulunmuştur. Her iki taifanın bulunuşu da haktır. Çünkü Cenab-ı Allah varlığa hiçbir şeyi hikmetsiz olarak göndermemiş. Varlıkta ne varsa hikmetle vardır. Binaenaleyh şimdi Allah'ın hikmeti bazı kimselerin imanlarını izhar etmelerine izin vermedi. Ve onlar imansız olaraktan görüldüler. Bu dünyada İslam şeriatında Allah'ın emri hiçbir kimse hakkında kafir örgüleyerekten hükmetmeye izin vermiyor. Ancak Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş olduğu, ismiyle bildirmiş olduğu kimse varsa onun hakkında kafir olaraktan geçti denir. Lakin ondan mada hiçbir kimse hakkında efendim kafir öldü diye hükmetmeye şeriatımız izin vermez. Keşif sahibi söyleyebilir, kendisine aittir. Umuma ait değildir. Onda hikmet var. Dedik ya, ilahi adalet var. İlahi adaletten dolayı Cenab-ı Hakk'ın madem ki iman kullarına bir bahşişidir, atasıdır, ihsanıdır. Sen zannetme ki Allah bir şeyi ihsan ettikten sonra geri alır kulundan. Şeriatımızda bir kimsenin hibesinden dönmesi caizdir, lakin mekruhtur. Yani sen bir kimseye bir bağışta bulunsan, bir şey hibe eylesen, sonra canın sıkılıp darılıp da efendim getir, verdiğini geri ver de geri istesen caizdir geri alması, lakin mekruhtur. Peki kullarına hibelerini geri almaklığı mekruh gören ve bildiren Cenab-ı Allah kendi kadimi ihsan ve vehbi rahmetiyle kullarına ihsan etmiş olduğu imanı onlardan geri alır mı? Sen darılıp da alıyorsun, almak istiyorsun. Hibenden geri dönmeye sebep onun seni darıltması, incitmesidir. Onun için geri almak istersin. Sen Cenab-ı Allah'ın sıfatını kendi sıfatına mı benzeteceksin? Cenab-ı Allah'ın hiçbir sıfatı mahlukunun sıfatına benzemez. Benzetilemez. Muhalefetül havadis. Hiçbir yaratılmışa Allah'ın sıfatı benzetilemez. Cenab-ı Hak binaenaleyh senin gibi darıldığı vakitte, gücendiği vakitte ver hibe ettiğimi diyerekten geri mi alacak bizden? Nasıl işliyor? Lakin dediğimiz gibi hikmetiyle Cenab-ı Allah bazı kullarına o fıtraten vermiş olduğu imanı izhar etmelerine izin vermiyor. Kapalı bırakıyor. Lakin son nefeste 7 nefes kaldığı vakitte bir kulun dünyadan çıkmasına o araya artık ne nebi, ne veli, ne melek giremez. 7 nefes kaldığında Cenab-ı Hak kulunu kendi karşısında tutar.